Arkadaşlar bu tarz bir soruyu ÖSYM matematik öğretmenlerine sordu. O yüzden bu soruya dikkat edelim. Şimdi bakınız burada y eşittir 2x kare parabolu var. Bir de y eşittir fx fonksiyonu var. Şimdi şunun kuralını bilmiyorum ama bunun kuralını biliyorum. Arkadaşlar kuralını bildiğinizden faydalanın. Sonra gerisi hikaye. Şimdi bakın mesela bunun kuralını biliyorum. Geliyorum geliyorum. Deliyorum. Tamam şu a ben bulabilirim. Neden? Çünkü sıfırdan 3'e kadar kural da var elimde. Hemen bulalım. 0'dan 3'e kadar 2x kare çarpı dx. İntegrale geçin ne oldu? 2x küp bölü 3. 3'e 0. 27 3'e bölü 9. 18. 0 koy. 0. Ne geldi? 18. A alanı kaçmış? 18. 2 kere 18 36. O zaman 3 ile neyi çarparsak? 36 olur. B 12. C'de direkt ne oldu arkadaşlar? 36 oldu. Ama bakın y eşittir fx fonksiyonumun hala kuralı belli değil. Şimdi ne yapabilirim başka? Ee, bana sorduğu şeyin ne olduğuna bir bakalım. Neyi soruyor bana? Sıfırdan dörde kadar. Şimdi sıfırdan dörde kadar gideceğim. Şu alana da d dersem benden istediği alan ne? Bakın sıfırdan dörde kadar f'i bulun. Bak f'in altını istiyor. Yani sıfırdan dörde kadar şu alanı istiyor. Yani a artı c artı d. Şimdi a elimde. C de elimde. Ama d yok. Şimdi d'yi nasıl bulabilirim? Bakın 3'ten 4'e kadar arkadaşlar yine şuna dikkat edin. Y eşittir 2x kare de yine tekrar alacağım. 3'ten 4'e 2x kare çarpı dx. Peki bu bana hangi alanı verecek? B artı d'yi bakın. B artı d'yi verecek. B artı d'yi verecek. Sonra devam edelim arkadaşlar şimdi. Alın 2x küp bölü 3 4 3 olacak. 4'ü koyarsak 124 128. 128 bölü 3. Eksi. 3'ü koyarsak 54 bölü 3. Çıkaralım. Ne geldi? 74 bölü 3 geldi. Neyi buldum ben? B artı D. B artı D neymiş? 74 bölü 3. Peki bana ne lazım arkadaşlar? Bana lazım olan şey C A D. Bakın bir daha söylüyorum. Sıfırdan 4'e bakın fonksiyona dikkat edin. Y eşittir Fx. Bana lazım olan C artı A artı D. Tamam ben A'yı buldum. A kaç arkadaşlar? A 18. Şu A'ydı zaten A 18. Peki C kaç? C 36. Şimdi neyi bulacağım? D'yi. Peki D'yi nasıl bulabilirim? Arkadaşlar B ne, B ile D'nin toplamı 74 bölüş değil mi? Peki B neydi? 12. O zaman şunu 12 yazın. 12 öbür tarafa atın. D eşittir. 74 bölü 3 eksi 12. Ne gelir? 36. 74'ten 36'yı çıkarıp 3'e böleceğiz. O da ne yapar? 70 30 çıkar 44 38 bölü 3. Tamam. Şimdi gelelim. D'ye de 38 bölü 3 yazalım. 36 54 54 ile 3'ü çarpın. 162 bölü 3 artı 38 bölü 3 toplayın 170 200 bölü 3 yaptı. İnşallah işlem hatası yapmamışımdır. Olay bu. Yani bakın burada benim tavsiyem ne biliyor musunuz? Burada tavsiyem şu. Bilinenleri bulun kağıda tek tek. Her yere harf verin. işi bitir. Bak. Harf ver. işi bitir. Harf ver. Tamam mı? Bir de bildiklerini kullan. Bu sorunun özel yorumu da harf arkadaşlar. Unutmayın. Harf verme alanlarda geliyor. Özellikle çember dairede de bekliyorum. Haberiniz olsun.